Sevgili seyircilerim, gelinlerim, siz de duyun. Az önce yönetmenimin yanından geliyorum. Az önce hiç duymak istemeyeceğim şeylere şahit oldum. Gerçekten inanılmaz moralim bozuldu. Ekip olarak şoktayız. Gelinlerimizi ve kayınvalidelerimizi ve dolayısıyla bizi de çok ilgilendiren gelişmeler var. Üzgün olduğumuz gelişmeler var. Kritikte sizinle paylaşacağım. Çok üzgün olduğumu bir kere daha belirteyim ama. İkinci kayınvalidem Songül Sultanım, hoş geldin. Hoş buldum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel sarılmış, içi de güzel pişmiş. Tuzu, yağsı tam kıvamında. Süper, afiyet olsun. İkinci tabağın. Pirinci pişmemiş, tadı tuzu da yok. Pirinçler tıkır tıkır. Pişmediği için mi ya tadı tuzu yok, şey geçmemiş tabii, mi tabii. Artık? Tamam. Yaprağı falan da mı çiğ? Yaprak pişmiş ama içi pişmemiş. Peki. Üçüncü tabağın. Bunun da yaprağı pişmemiş, pirinci de çok az pişmiş. Tıkırlık var. Var. Son tabağın, hiç sarımlarına bir şey demedin. Nasıl sarmışlar? O çok güzel sarılmış. Falan. Bu da çok güzel sarılmış. Bununla bu kalın sarılmış. Bunun yaprağı da pişmiş ama biraz kalın. Bu iki tabağa rağmen bu bir onlardan tık pişmiş. Lezzet. Bu da sert. Kötü değil, fena değil. Ama bu da tam pişmemiş. Peki, alabilirim puanlarını. Bir. İkinci tabak 1 puan. Şu 5. Birinci tabak 5 puan. Bu da 1. Üçüncü tabak da 1 puan. Bu 2. Dördüncü tabak 2 puan. 2 tane 1, 1 tane 2. 3 tane 1 gibi şok edici 1 puan verdin. 2 tane 1'imiz var. Dua edelim de şu 5'ten gelinimiz çıksın. Hazırsan derin bir nefes kaldır. Özlem. Hoş geldiniz. Bulduk. Sen de haklısın. Çünkü tabağa söylenecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey pişmemiş. Aynen öyle. Ne diyebilirsin ki? Şey sevmiş. Hiç pişmemiş ama. Neresi pişmemiş ya? Galiba sizin damak tadınız yok. Ben kayınvalidemden bile 4 aldım. O zaman kayınvalidenizi çiğ pişirip verdiğiniz için kayınvalideniz biliyor sizi nasıl pişirdiğinizi, o yüzden 4 vermiş. Bakabilir miyim tabağıma? Tabii ki bakabilirsiniz. Neresi pişmemiş ya? Gayet de pirinçleri pişmiş. Kayınvalideni böyle alıştırdığın için, kayınvalidene gayet güzel geldiği için size 4 vermiş. Aynen Songül teyze siz zaten... Siz sarmadan anlamıyorsunuz, olabilir mi Songül zaten... Hanımcığım acaba? Hayır canım, sizin damak zevkiniz güzel olmuş olsaydı buna 0 puan verirdiniz. Songül bir değil. Siz lapa lapa sarma seviyorsunuz. 4 değil, 0. 0 geçmiyor buna. Sarma dediğin böyle olur. Kıtır kıtır seviyorum. Sarma dediğiniz böyle olursa, cidimin, elinin, insanın cidim. Kafasını atsan kafasını yarar bu. Aynen. Yani sarma dediğiniz ocakta pişmez. Sardıktan sonra bırakılır. Evet. Aynen. Heh. Ben de katılıyorum yani. Pişmez yani. Sarma sizin sarmanız pişer. Hiç pişmemiş. Zaten gelecek kayınvalideler buna 2 de verse, 3 de verse söyleyecek bir kelime bulamam. Siz nasıl verdiniz bilemiyorum. Ama siz söylemişsiniz arka tarafta. Ben çiğ dolmayı, çiğ sarmayı seviyorum. Aha. Tıkır tıkır olacak. Evet.
Şey benim mi? Kayınvalidem normalde puan dağıtır. Orayı şu an 3-4, 3-3 falan yapması lazımdı. Bir verdiyse gerçekten pişmemiş. Allah aynen yardımcın olsun Aleyna'cığım. Sabırlar diliyorum sana yavrum. Teşekkür ederim hayatım. Songül Hanım, sizden o kadar negatif enerji alıyorum ki nasıl geçecek sizin ne zaman? İnan bilmiyorum. Pirinçleriniz o kadar dili kalmış ki söz bulamıyorum. Kelime de teşekkür bulamıyorum. Teşekkür ederim. Özlem, sen yemek yapmaktan bir habersin. Neyin hesabını soruyorsun bana? Ya bugün ben bilmiyorum, çok ümit vaat etmiyor. Ben hani ilk gelen bir yarışmacıyı az çok böyle izlerim. İkinci, üçüncü gün böyle kestiririm, karar veririm ama yani ben hiç potansiyel görmüyorum ya. Sen mutfağa girdiğinden emin misin? Evet eminim. Anneciğim. 10 senedir de mutfaktayım. Ne yapıyorsun? Su almaya mı giriyorsun mutfağa? Mantı da yapıyorum, içli köfte de açıyorum. Hepsini yapıyorum. Göreceğiz kayınvaliden çiğ yediğine göre. Anneciğim ben aydınlatayım seni. Şimdi yeni gelen kayınvalide ve gelinin ateşin bulunduğundan haberi yok. Tamam mı? Onlar daha ateşin bulunduğuna gelemediler. Neden sen burada benim kayınvalidemden çiğ diye puan aldın diye sevinmiyor muydun benim demin? Oynamıyor muydun benim sen? Benim tabağım çiğ değil. Şimdi yeni ateşi keşfettikleri için... Niye tıkır tıkır olan diyen sen değil miydin? Muhtemelen oraya çiğ koymuştur öyle. Seninki de çiğdi yani. Aleyna. O yüzden sen takılma. Çiğ. Benim tabağım ya çiğ tabağım değil. Ya sen demin oynamadın mı? Ben bütün tabaklarıma böyle yorum yapıyorsunuz. Sizin kayınvalideniz mi dedi çiğ diye? Sizin tabağınızdan başka benim kayınvalidem çiğ... sizin gelinize 5 puan verdi. Devam edelim. 2 puancık. Kim bakalım bu 2 puancığı aldı senden? Derin bir nefes al şekerim. Kaldır görelim kime gitmiş. Yeşim. Ocağa koymayan gelinler burada bir alıyor. Benimki gayet pişmiş, lezzetli tabağım iki alıyor. Songül abla oldu mu ya? Çok demek ki yetim az. Sen de ocağa koymamışsın. Bir saniye koymuş. Koydum. Hayır. Merak çok etme. Çok az bir tıkırlık var dedim ama ben çok de... Çok az bir tıkırlık mı? Ha öyle dedim. Evet. Diğerlerine göre evet, evet öyle dedim. Evet öyle dedim. Ondan dolayı mı? Ben tabii şimdi buraya geldik kayınvalideler gelinini bulmak için fazla puan dağıtmamamız için normalde güzel. Güzel yaptın sen, iyi yaptın. Songül abla kalkıp sana Anadolu lezzetlerini anlatacak değilim. Bu sarmanın usulü budur. Sizinki bunlara ya nazaran... Kalın deyip benim göz şeyim bozulmuş herhalde. Bunlara nazaran seninki pişmiş ama puan veremeyeceğim için ikiyi vermek zorunda vallahi kaldım. Vallahi ben kalın diyorsunuz da ben artık ölçülerimi tutturamıyorum. Ben bir şey oluyor ya. Küçük yapıyorum, ince yapıyorum, ince olmuş. Kalın, kalın. Ben anlamıyorum. Aga bir tek şu minicik kalem gibi bize kalem gibi sarın denmedi ama... Bana göre de bu küçük. Ben yapsam bunu dersiniz ki incecik sarmış, bu ince sarılmış. Gayet tam verilen ölçüyle birebir aynı. Siz ölçüye takıldınız bence bunda. Yeşim kolun ölçüye kadar takılmadım. Senin sarma. Hayır, kolun hayır biraz kadar. Kalın olmuş dedim, ölçüye takılmadım. Biraz kalın olamaz, ölçü o. Bir de hani pişen şey bir tık daha şişe, ha, pişemeyenler öyle kalır bak yani. Bak Yeşimciğim çok az bunlara nazaran biraz tıkır kalmış ama puan vermemek için bunu verebiliyorum. Çok az tıkır kalan. Evet. Madem öyle neredeyse 5 verdiğiniz tabağa yakın pişmiş olan tabak. Ona yakın puan almadı. Bilin çiğ tabağa yakın puan aldı o zaman. Bir tıka yakın ama olmadı. Ama puan daha tamam. Yeşimciğim sana 2 puan verdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Artık gitmeni istiyorum. Şefimiz diyorsa ki mesela şu ölçüyü veriyorsa ben canım benim ipince sarmak istiyor. Öyle saracağım diyemeyiz. Burada ölçüye takılamazsınız. Siz ölçüyü bilmiyorsunuz. Belki de bana şu kadar verdi. Bilemezsiniz. Oraları ya bir... onu bilemem tabii zaten ki. Zaten birinci tabağı beğendi. Sadece ince sarmak değildir. Pişirmek de var. Ama bak kızım bunun içi de pişmiş. Tamam. Benimki de pişmiş. Seninki aldı pişmiş. İki. Bir tık ama veremem puan. Bir tık ne ya? Bunlarla yetineceksiniz. Yapacak bir şeyim yok. Yetineceğiz. Evet tabii ki yetineceksiniz. Ya bu sizin artık ben şeylerinizi çözemiyorum ya. Pişiren de bir alıyor. Pişirmeyen de bir alıyor. Böyle kayınvalideler maşallah. Biriniz bir şey yaptığı zaman koloni halinde böyle devam ediyorsunuz. Arkadan bütün kayınvalideler geliyor. Bir iki, bir iki. Ne oluyor? Ben neden anlamıyorum. Neden bu kadar çok konuştu biliyor musun? Bir vermediğin için. Keşke hayır bir verseydin. Şimdi bakalım gelinin senden bir şeyler öğrenmiş mi? İnşallah öğrenmiştir. Bu durumda gelinini bulmuş olman gerekiyor. Özlem çıktı, Yeşim çıktı. Ya Aleyna ya da Damla puanı kaptı. Kendi gelini Aleyna mı Damla mı? Kaldır görelim.
Damla. Olamaz ya. İnanmıyorum ya. Çünkü bir tek ben pişirdim. İnanmıyorum ya. Ardından da biraz yeşim pişirdi. İnanmıyorum. Anne sen ne yaptığını sanıyorsun? Bugün bana bir puan vererek hakikaten ne yapmaya çalışıyorsun sen? İlk defa şu sen an... Sen de benim yakamdan düş artık. Gelme hiç bu tarafa gelme. Buraya gel. Damla beş aldın ya benden. Düş artık yakamdan. Düş. Songül teyze yakandan düşmeye hiç niyetim yok biliyor musun? Sen bana 5 verdikçe ben senin yakanda olacağım. Ay şu an şoka girdim. O kadar inanmıştım ki kendim olduğuna. Çiğ, Sevak kaynanadan 5 alıyor. Bir dakika. Bak sesini yükseltme orada bir duracaksın. Durmuyorum hiçbir yerde. Ben senin ne kayınvalidenim ne de nişanlınım. Kendine gel. Ya anne ben sana inanmıyorum şu an. Yemin ediyorum şoka girdim. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Nasıl olabiliyor ya? Gelme yanıma lütfen Damla. Yok yok. Hayır yok. Çok sinirlerim bozuk gelme. Ya Allah aşkına sen de benim yanıma gelme. Yok bir gelme. Şey söyleyeceğim. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum gerçekten ya. Şu pişmiş tabaktan anladığın için. Bak ben normalde biliyorsun gıcık yapıyoruz. Lütfen ben gelme ya. Hayır öptürmüyorum. Ben seninle öpmek istiyorum hayır, lütfen. Hayır çok gerginim bugün öptürmüyorum. Hayır gel. Damla aynı giymişsin. Gömleklerimiz aynı. Vallahi evet çok iyi. Tamam ya. Bugün çok uyumlu. Eğer sen yani şunu senin gözünün önünde yaptığım şeyi dahi bulamıyorsan biz yemin ediyorum gidelim ya. Aleyna'cığım hiç bana sinirlenme. Ben adaletli bir kayınvalideyim. Puanı olana veriyorum. Ya ne? Ay o kadar emindim ki yani. Tamam dedim bulur ya dedim. Yani bugüne kadar en emin olduğum yer şurasıydı ya. İnanmıyorum ya. Bulamadım. Ne yapayım Aleyna? Lafı ediyorsun Songül Hanımcığım. Ne bağırıp durma. Ne oldu canım? Durma. Ne oldu? Bana dön. Sen kimseye bakma şimdi. Baktım. Bana dön. Döndüm. Ne bu ya? Bu ne? Bulamadım. Sen bana sıkılmadı mı bir vermekten? Sıkılmadım demek ki. İnanmıyorum ya. Gerçekten çok... Ay, ellerim titriyor ve dizlerim titriyor şu an. Songül teyze gel biz kurtlarımızı dökelim. Ben oynamıyorum. Gel. Ya git oyna. Git seninle takmışım. Gelme.